Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın partisindeki grup toplantısındaki açıklamalarını dinledik. Şimdi HDP'nin grup toplantısıyla devam edelim. Dün yapıldığı grup toplantısı eş genel başkan Mithat Sancar İdlib'de yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sancar barış çağrısı yaptı. Biz hem acıyı yüreğimizde taşıyoruz, bu savaş durmalıdır. Bu savaşı durdurmalıyız. Yeni görevinin ardından ilk kez çıktı o kürsüye. İdlib'de yaşanan gerilime değindi, barış çağrısı yaptı. Ölen askerler, ölen siviller hepsi insanlığımızı eksiltiyor. Yüksek sesle hayır demeliyiz. Hiç kimse şantajlara, tehditlere aldırmasın. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonucu şehit olan Türk askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ölen her bir askerin ailesine, sevenlerine buradan sabır ve başsağlığı diliyorum. Savaş devam ederken ölenlerin milliyeti, cinsiyeti ve çevresi geldiği köken sorulmuyor. Farklı milletten, inançtan ölmeye devam ediyorlar. Biz orada ölen herkesin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Sancar İdlib'de sadece yoksul gençlerin hedef olduğunu söyledi. Bu ülkenin emeğiyle ekmeğini kazanmaya çalışan, bu ülkenin tertemiz vicdanlı insanları. Bu savaş öncelikle sizi vuruyor. Güçlü bir barış hareketi oluşturma zamanıdır diyoruz biz Türkiye'de. Orta Doğu'da güçlü bir barış hareketi kurma imkanımız var. Orta Doğu'da savaşlardan zarar gören bütün halklara buradan çağrı yapıyoruz. Ve Yunanistan sınırındaki mülteci krizi, Türkiye'nin mültecileri pazarlık malzemesi haline getirdiğini söyledi Sancar. Avrupa Birliği'ne de çağrısı vardı. İnsanları, toprağından göçmüş insanları pazarlık malzemesi haline getirenler, şantaj malzemesi olarak kullananlar utanmalıdır. Mülteci krizi insanlık krizidir. Mültecilere karşı her saldırı insanlığa saldırıdır. Gazla, plastik mermiyle müdahale etmek de o kadar büyük bir vicdansızlık. Mültecilere Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Herkes bu savaşta kazandığı paraları ortaya koysunlar. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır.